Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhaba dostlar, biliyorsunuz ki artık bilim insanları, insan ya da hayvan klonlama üzerine, çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların bütününe, genetik mühendisliği deniyor. Canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan, bilim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanlarına ise, genetik mühendisi denir. Genetik mühendisleri, genlerin yalıtılması, çoğaltılması, farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ya da, genlerin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması gibi, çalışmalarla uğraşırlar. Yakın bir zamanda, Çinli bilim insanları, somatik hücre transferi ile, nesli tükenmekte olan orman kedisini klonlamayı başardı. Evet, yanlış duymadınız, klonlama yüksek oranda başarılı oldu. Gelin birlikte, bu gizemli çalışmanın detaylarına geçelim. Çin'in Qingdao Üniversitesi'nde bulunan bilim insanları, ilk defa somatik hücre transferi kullanarak, bir orman kedisi klonladı. Yaklaşık 2 ay önce dünyaya gelen, Pinkan adındaki yavru kedi, hayvan genetiği hakkında, kapsamlı araştırmalar yapılmasına olanak sağlayacak. Çin'in Qingdao Üniversitesi'nde bulunan bilim insanları, dünyada ilk kez somatik hücre transferi kullanarak, bir kedi klonlamayı başardıklarını açıkladı. 24 Aralık 2020'de, 75 gram ağırlığında doğan yavru kediye, barış ve güvenlik anlamına gelen, Pinkan adı verildi. Bilim insanları, henüz 2 aylık olan bu yavru kedinin, son derece sağlıklı olduğunu, bu başarıları sayesinde hayvan hastalıklarının incelenmesinin ve, yeni ilaçların geliştirilmesinin daha kapsamlı bir hale geleceğini, açıkladı. Üniversitedeki ekibe önderlik eden Profesör Mingwei, deneyleri için sahibinin de onayıyla, bir kediden küçük bir deri aldıklarını, daha sonra dokunun -196 santigrat derecede dondurularak, somatik hücreyle kültürlendiğini belirtti. Somatik transferden sonra elde edilen embriyo, yetişkin bir kedinin rahmine yerleştirildi ve klonlanmış kedinin doğumu başarıyla gerçekleşti. Mingwei, klonlanmış kedinin aynı zamanda, nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yönelik, yapılan araştırmalara yeni bir ışık tutacağını belirtti.